Herkese merhaba. Şu anda IKEA'ya geldik. Burada bir masa var. Tam benim çalışma odamı dizmek için size ilham verir diye baktım, inceleyeyim dedim. Sonra da çekime buradan başlayalım istedik. Bugün evimizin ihtiyaçlarıyla alakalı bazı eksikleri gidereceğiz. Normalde biliyorsunuz önceki paylaşımlarımızda zaten bunu belirtmiştik. Bir takım eşyaları, mobilyaları aldık. Ama bazı detaylar falan var. Bunlar için de IKEA'ya geldik. Çünkü IKEA'da böyle biz ıvır zıvır şeyleri buradan tamamlamaya çalışacağız. Bu arada eğer ilk kez izliyorsanız benim kanalımda düzenli şekilde Almanya'daki deneyimlerimizi paylaşıyoruz eşimle birlikte. Kendisi şu an kameranın arkasında kameramanlık görevini veriyor. Bu aylık sigortası da oradan başlatacağız. Kameraman olarak kahkahaları duydunuz. Kahkaha efekti yapıyor ara sıra. Bazen böyle espri yapınca ben böyle komik olmasa da gülüyor. Hazırsanız yola koyulalım. Dolabın yanına ya da işte o ölü bir 15 santimlik alan var oraya falan şu fotoğraflar alırsak güzel çıkıyor bence. Bu arada buranın da interneti olması lazım. Evet, ben geçen sefer bağlanmıştım. En azından internete bağlanalım çünkü internetim bitmek üzere. Ama hani internet çok pahalı. Bu arada IKEA'ya geldiğinizde çay kahveyi ücretsiz olarak içebiliyorsunuz Almanya'da. Bunu da belirtmiş olayım bilmeyenler için. Önemli bir bilgi. İçecek miyiz? İçer miyiz? Bir çay içer miyiz? Bence bir çay içerim. Elektrik aldık. Bir çay içebiliriz. Bir çay içeriz. Aynen. Üstünde bir tane daha katman yaratıp böyle daha rahat oturmak için böyle şeylere ihtiyacımız var. Ama bunları şimdi taşımaya gerek yok. Kalitesine bakalım. Fena durmuyorlar. Aynen, bunlar alınabilir bence. Rengi de uyumlu. Rengi güzel. Üzerine kontrast yaratacak bir renk de seçebiliriz bence. Bunun başka? Mesela ne bileyim sarı olabilir. This one. Ha, o daha açık yeşil. Neyse bakalım buluruz onları. Hadi devam edelim. Üst katlara çıkalım. Sisteme bakın, şurada arabalar için ekstra bir yürüyen merdiven var. İnsanlar oradan geçerken o kısma alışveriş arabalarını koyuyorlar. Sonrasında kendileri de yan taraftan yürüme kısmından çıkıyorlar. Çok değişik geldi. Burası çok detay şu anda bana. Bu kadar detaylı bir insan olmama rağmen beni bile aştı. Bu kadar dekor seni aştı. Hele şu renkler. Yani biraz daha bu yok, fark etmez. Biraz daha şekillenmesi için evin bekleyebilir. Acelesi yok. Ama yine de güzel opsiyonlar var. Mesela bak, vazo için çok sade ve tatlı bir opsiyon bence. Fiyatı da güzel. Kaç paramış? 5 euro. Uygun. Bak şu da çok şık. Bunu da beğendim. 13 euro galiba. Aynen 13 euro. Şıklar yani. Çünkü bir kere alıyorsun böyle şeyleri. Asıl geldik en önemli yere. Mutfaktaki eksikleri tamamlamaya. Aslında çok fazla mutfak eşyamız var ama temel bazı şeyler eksik. Mesela bu tahta kaç para? Burada etiketini göremedim. Bu ama doğrama tahtası değil. Rafları yerleştirme tahtası. Nasıl yani? Rafların arası için mi? Bilmiyorum, öyle anladım çünkü... Yani onun boyutu dolabın içine göre değişmez mi? Bilmiyorum ki. Şunların rengine bayıldım yalnız. Güzelmiş. Evet, hemen çok fazla bardağımız var. Bardak almıyorum bence. Ay baksana aslında şunlar çok güzel. Bu da güzelmiş. Bu seri aşırı güzel. Bayağı güzel. Bu dörtlüsü bu arada şu şekilde. Ki bence bayağı sevimli. Hatta şu an alasım geldi. 10 euro. Çok da pahalı değil aslında. Bayağı iyi bence. Kalitesi de fena duruyor. Değil. Kalitesi de güzel. Kahve içiyor. Tam kahvelik aynen. Ay alsak mı? Sana alma deyip 30 saniye sonra alsak mı? Bunları almayalım ya, gereksiz deyip sonrasında. Aynen. Alsak mı ya, moduna geçen bahar. Ya çok güzeller ama. Zaten böyle yerler insana para harcatır. Yani tamamen tuzak. 2-3 tane bir güzel tatlı tasarımlı ürün koyuyorsun. Gezmek için bile geliyorsan sonra alıyorsun yani bunu. Tamamen para harcatma politikası. Ne dersin? Hangisi? Mavisi mi, yeşili mi? Valla ikisi de güzel ya. Şu yeşilin renginin güzelliğine bak. O da güzel. Çok şık. Cool. Biz galiba bu mutfak bölümünden çıkamayacağız. Daha iki bardağı tam olduk. Hiçbir şey alamadık daha. Ama öte yandan ben bunu fava eklemezsem ölürüm. Bekle fava. Attım fava. At fava bekle. At fava bekle. Hı, bak bu da güzelmiş. Produkt ne yapındım diyor. Ne yapalım? Bak şu güzelmiş. Zeytin dalını temsil ediyor resmen. Amaç Romanya'da üretiliyormuş. Fiyat 1.90. Her şey pahalı. Ben pahalıcı başıyım zaten.
Her şeye pahalı diyen insan. Tamam 10 euro değil mi zaten mavisin? Evet. O da olur. Mavisin. Mavisin, yeşil. Hayır, yeşil al. Tamam. Yeşil mi istiyorsun? Evet. Bence yeşil daha güzel. Bence yeşil daha çok beğendim. Alalım. Hava attığımıza göre hadi devam edelim. Aynen. Koca arabada zaten bir tane şey var. Bardak var. Koca arabayı bunun için almışız. İhtiyacımız var. Var. Ama yani iki taneye ihtiyacımız yok. Bir taneye ihtiyacımız var. Ver bir bana. Şöyle takayım kafama. Yapma şeyleri. İhtiyacımız vardı. İnsanlar da alıp herhalde bunu bu şekilde kullanıyorsa o insanda problem vardır. Hiç hijyenik değil. İnsan bir yıkar bunu değil mi? Siz yapmayın öyle şeyler, yıkayın. Bence buradakiler yıkamıyor. Delinin biri sonra kafasına takar onu. Bu ne seti Sarkas? Bu keyif... Söyleyemedi. Keyif... Keyif P set. Keyif P nokta set. Keyfin dibine vurmak için muhteşem ya, tam böyle. Evet. Böyle şeylere insan para verisi gelmiyor ama kesinlikle alısı geliyor yani. Ya tamam, yani konfor işi şeyler. Alır biri. Bir ev adresi olarak bize bulmaz. Alıp gönderin olursa hayır demeyiz ama öyle bir şeyle girişmeyin tabii. O kadar kanepe aldık, televizyon ünitesi aldık ama tuzluğumuz yok mu? Yok aşkım. Yani bunu alacak zamanımız olmadı. Hep kaldığımız evlerde vardı. Şu güzel bak, buna iri tuz falan da koyunca güzel şık duruyor. Ama 5 euro. Hiç çok fazla ya. Tuzun kendisi 1 euro zaten. Ama şu mekanizması var ya, bu parçalıyor falan. He, o güzel aslında. O yüzden biraz daha özel bir şey. Atabiliriz. Bu ne? Ne işe yaradığını hiç anlamadım. Ben de anlamadım. Üzerinde yazıyordur ama. Muhtemelen bu bulaşık koymaca ismi falan bir şey mi acaba? Dekilhalter diyor. Ha bu şey. Aa bu çok sepetlik güzel bir şey. Şey mi? Hayır, kapak koyma. Dekil. Ya mesela şeye koyuyorsun diyelim ki, bunu rafa koyuyorsun. Mutfak dolabına. Sonra buraya tencere kapaklarını koyuyorsun. Düzenli bir şekilde. Düzenli dursun diye. Ya mesela biz şimdi tencereleri içine koyup üst üste koyuyoruz ya. Evet. Onun yerine bütün kapakları böyle koyacaksın, tencereleri iç içe koyacaksın. Öylece daha çok yer kazanıyorsun aslında. Hiç akma yapmadı. Bence bizim yaptığımız daha iyi. Yok ya, bence bundan alalım. Bak şöyle bir şey. Örneği de var. Ben bunu tuttum, ben bunu alırım. Siz olsanız alır mısınız, almaz mısınız? Ben çok tercih etmiyorum. Bir şey değil, çok ucuz, 5 euro yani. Alalım. Oh ucuz, alalım at sepete. Tuzluğa gelince pahalı ama buna gelince ucuz. Aynı para. Çünkü tuzun, 1 kilo tuzun kendisi 1 euro olduğu için 5 euro fazla geldi. Kapaklar da var bak, buraya da koymuşlar ama kapak almayacağız. Tencere setlerimizi Türkiye'den almıştık. O yüzden buradan tencere falan almayacağım ama bir tane wok tava almak istiyorum. Şunun gibi. Şöyle bir wok tava. Çok Asya boklu yemekleri yapmak için. Ama şu an almayacağım. Bunu taşıyacak gücümüz yok. Tamam. Bu arada güzel Asya yemekleri yapmaya başladı, öğrendi. Çok güzel yapıyor. Bak bu şeyin metali de var Sarkan. Ahşabı da var. Daha şey olan. Ama bence metal daha iyi ya. Daha ayarlanabilir, flexible. Bizim tahta kaşıklarımız yok. Tahta kaşık alabiliriz. Tanesi 1 euro bunların. Şimdilik 3 tane koydum. Başka boy görürsek değiştiririz. Bu tencerelerin rengi güzelmiş. Aa, gerçekten güzelmiş. Aynen. Bu kişi 19 euro. Daha doğrusu 20 euro. Bak bizim tatlarda süzmek için böyle bir şeye ihtiyacımız var Serkan. Ama ben böyle plastik almak istemiyorum açıkçası. Çelik olanlardan olabiliriz. Bak şu güzel mesela. Eğer bu paslanmaz bir şeyse biraz ağır ama bilemedim. Küçük mü sence bu? Yok bence ideal. Gerçi birkaç kişi olunca belki küçük gelebilirim de değilim ama. Yani hep bir paket makarna süreceğiz. Şu plastik olan daha şey yani garanti. Ama plastik ben sevmiyorum. Temizlemesi hoş değil. Tamam şu nasıl? O 10 euro. Çok büyük değil şimdi mi? Pahalı diyeceğim. Kızacaksınız, döveceksiniz beni. Pahalı olması önemli değil ama bu büyük geldi bana. Best product for us'ın benim için şu yani. Tabii ki yıkayacağız yani. Bunu yazmana mı gerek? Yok, aynı şekilde kullanacağız. Bu ama bu ne biliyor musun? Bu makarna süzmek için değil. Bu böyle mesela tencerenin içine koyup bir şeyleri böyle kaynatıyorsun bunun içinde bence. Sonra çat diye alıyorsun. Aa, otomatik süzülerek geliyor. Anladın mı? Dağılmamış oluyor falan. Aynen. Öyle bir şey için. Bu çok bence mantıklı. Bizim makarna süzgü gibi de çok yer kaplar böyle bir şeyde. Gerek yok ya. Ha, bak bulaşık şeyleri. Bulaşık. Böyle bir şey alsak güzel olur aslında. Hı? Böyle bir şey alsak güzel olur. Ya da şunlar gibi. Şu. Şu güzel bence. Tabak çat çat çat. Bu mu bu mu? İkisi de olur ya bilmem. Made in Italy. Böyle de var. Şöyle koyuyorsun. Şunları da mı satıyorlar? Otları. Satıyorlar tabii ki. Ha, yapaymış. Çok
şeyin altlığı, bulaşık şeyden bu kadar büyük bir şey gerek yok bence. Evet, bir tık daha küçük olabilir. Daha küçük alalım biz. Bak daha küçükleri burada var. Şöyle. O da bayağı küçükmüş. İkisinin arası yok muymuş ya? Ama tam şey, aynen ikisinin arası yok maalesef. Bu tam işte şunun ideali. Yani tabak koymak için güzel ama bunu alırsak bir de şeye ihtiyacımız var. Bardaklık. Bardak koymak için. Şu an ama elimizle yıkıyoruz. İleride bütün bardakları atacağız aslında düşününce. Bulaşık makinesi gelse de rahatlayacağız. Aynen, o yüzden sanki bulaşık makinemiz varmış gibi düşünerek alabiliriz. Yani bunu mesela... Yeterli. Tabak yıkayacak mıyız elimizde bilmiyorum ama plastik bir şeyler yıkarken koyulabilir. Evet, olabilir. Bak şunu şuraya al Sarkan. Hem bence şuraya tabakları oturtabiliyorsun. Altına bardak. Hem de altına bardak koyabiliyorsun. Yukarıya bence çok tabak oturtamazsın. Yok ya, oturtursun. Düşer onlar, tutmaz. Tutar. Büyük yemek tabağını düşün, derin. O tutmaz oraya. Kaldırmazdır. Sen mühendis insansın, ben sözacıyım. Tutmaz diyorum. Yolu. Ya böyle bazen ikna edebiliyorum bari. Bunlar hep şey, parça. Hiç anlamam böyle şeylerden. Vidalarını setlerine satıyorlar, dübelleriyle beraber. Şöyle bir set, 5 lira mesela. Şimdi vidalar, dübeller olan bir set. Farklı ebatlarda vidaları görüyorsunuz zaten. Etiket de şurada. Arkadaşlar şu sopayı alıyoruz. Şu sopa ne işe yarıyormuş? Dolapların içine böyle tabakları, bardakları koyduğunuz yerin altına seriyormuşsunuz ki orası kirlendiğinde, ürünlerde kirlenmesin diye böyle bir sopayı alıyoruz. Sepetimize atalım hemen. Evet, bar tahta buldu sonunda. Bu da prop mat. Apple Think nerede? Şu. Tamam da o sergi olan. Yani açılmamış olan nerede? Açılmamış olan yok gibi duruyor. Aynen. Bak bu da güzelmiş. Bu bence daha hafif. Var. Şurada bak. Aynen burada. Bakayım hangisi ağır. Prop mat. Allah Allah. Bence bu daha iyi. Daha mı iyi? Daha hafif. Bir de ona bakayım. Yani aynı gibi ama o daha hafif. Hep prop mat kalmış. Daha hafif. İkili mi? Yok. Daha mı hafif? İkili değil, evet. Daha hafif sanki, aynen. Kaç para? Bunun taşıması yanlardan mantıklı. 13 euroymuş bu. Aç bunu almayalım, gerek yok. Bu biraz pahalı. Şu güzel, 8 euro ama şeyi yok. Şu an stoğu yok herhalde. Aşağılara bakalım mı detaycı? Bak istersen. Bunları bulabilir mi acaba? Hepsi aynı bunların. Tamam, aynı. Evet, Bahar şu anda çıkmaya çalıştı ama kendi aramızda konuştuğumuz için ben size olayı anlatayım. Bir tane mutfak için bir masaya ihtiyacımız var ama çok böyle mutfağı da öldürsün istemiyoruz alan olarak. Küçük bir şey istiyoruz. Bu da aslında tam böyle istediğimiz boyutlarda bir şey. İki tane sandalyesi var. Sandalyeleri ekstra alıyorsunuz ayrı konu tabii ki. Aynen. Fiyatı 69 euro gördüğüm kadarıyla. Evet, tiş 69-70 euro aynen. Aynen. Bence ideal, fena değil. Fiyatı da çok fazla değil. Sandalyeler ne kadar? 40 euro. Sandalye bence biraz fazla. Aynen, daha farklı sandalye bakıyoruz. Küçük bir sandalye, biraz küçük mü? Çocuklar için oluyor sanki. Yok, o değil. Şam'dan serisini çok sevdik. Ben aslında şunu sevdim ama mavi yemek takımına uymadığı için usulca bırakıyorum. Şundan alacağız. Seni değil, diğerini seçtim. Pikachu. Bu da 10 euro. Az önce size anlatmıştım. Yürüyen merdivenlerden çıkarken alışveriş araçlarında kendi yürüyen merdiveni vardı. Az önceki abimiz. Onu bıraktı, bakın yukarı nasıl gidiyor. O bir anda gidiyor, arabası bir anda gidiyor. Çok enteresan değil mi? Türkiye'deki IKEA'larda var mı sistem bilmiyorum ama burada ilk kez görüyorum. Türkiye'de çok fazla IKEA'da gezmedim bu arada. Hatta biz de yukarı çıkıyoruz. Ben de aynısını yapayım. Şöyle aracımızı alalım. Şuraya bırakalım. Evet. Bire bire. Şimdi ben de zaten seninle birlikte çıkıyorum. Böyle evladından ayrı değilmiş gibi yan yana gidiyorsun işte. Sistem bu şekilde. Güzelmiş ya, çok değişik buldum valla. Gerçekten oldukça değişik. Bunun bildiğinden bir araç bu şekilde. Oradan alıyorlar. Evet. Gel, hadi gel. Başaracaksın, inanıyorum. Gel. Gel. Oley. Evet. Arabamıza kavuştuk. Evet. Çünkü bizim banyoda çok yer var.
depo alanına da ihtiyacımız var. Hatta bak şu da çok güzel Serkan. Bu bayağı aa, bu güzel. Bu güzel. Aslında alandan tasarruf da yapan bir şey bu bence. Evet. Bizim mutfağa yakışabilir. Mutfak değil, banyo aşkım. Pardon, banyo yakışabilir. Yanlış kelime kullandım. Mutfak geziyoruz diye. Mutfak gezdirdim 3,5 saat. Sonra da artık adımı sorsalar mutfak diyeceğim. Şu an banyo kısmındayız. 10 euroya çok çok kıymetli bir şey alacağız. Tuvalet için kova alıyoruz bir tane. Şunlardan. Farklı renk seçenekleri var. Siyah beğendik normalde ama siyahın çılmamış ürünü bulamadık. O yüzden direkt ki bizde şu renk olmasın, gri. Beyazını aldık. 10 euro dediğimiz gibi. Tabi yani sonuçta evin önemli ihtiyaçlarından biri. Bak onun mavisi de var bu arada, var. Hı? Mavisi de var şurada. Ama yeşil güzel. Yeşil güzel. Bence bunu 10 euro. 10 euro bence bayağı uygun bu. Bak farkındaysan her şeyde pahalı değilmiyormuş. Şimdi bakayım. Bahar harıl harıl arıyor. Ne arıyorsun Bahar? Tuvalet kağıdı tutacağı diyebiliriz belki. Onu arıyorum. Normalde çıktığımız evdeki o şey ilk eve taşındığımızda zaten kırılmıştı. Sonra da bizi yaptırmadık. Onu o şekilde kullanmıştık. Aha bulduk. Görememişiz. Şimdi evi devrederken tabii onu tekrardan geri takmamız gerekiyor. Ay şu an çok mutluyum. 3 saattir bunu arıyoruz. Gerçekten. 18 saattir Ikea'dayız. 3 saati sadece bunu aramakla geçti. 7-8 daha geçirebiliriz. Rahat rahat alışverişe devam edebiliriz. Kaç para bir şey sormam Sar? Şu beni çok 50 euro da desen pahalı demeyeceğim. Harbiden ya. 5 euro bir şey altı üstü. Duş yerleri bunda mı olsun, diğerinde mi olsun tartışmasını yapıyoruz. 1,5 saattir bunu tartışıyoruz. Serkan bunları sevmediğini söyledi. Evliğimizin şu kenarına büyük... koyalım dedi. Ama dedim ki hayır olmaz. Evliğimizin en büyük tartışması olabilir. Sen beğendin mi bunları? Güzel yani. Çok üzerinde bir şey aramıyorum ben. Tamam. Zaten yani çok güzel içine... sabunlu, şampuanları, öyle şeyler koyacağız bence. Sıkıntı yok, yeterli. Alalım 2 tane. Fiyatları ne? 8 euro. Nasıl banyo ama? Güzel ya. Baya güzel. Biz de bizim banyoya şu tarz çekmeceli bir şey alabiliriz. Baya her şeyi kapar. Bir ölçelim banyoyu. Hiç öyle düşünmedik çünkü ondan sonra karar veriyor. Olabilir. Bence olsa olabilir ama bir ölçelim. Aynen. Acele etmeyin böyle şeyleri almak için. Bak şu da güzelmiş. Fayansları çok güzel. Şimdi restoran katına çıkıyoruz. Bir şeyler içelim, çok yorulduk. Bir çaya ihtiyacımız var. Bulursak çay içeceğiz. Şuradan çıkılmıyor mu? Yok. Diğer taraftan mı? Restorana girişli taraftan sarkacağım. Yan tarafı da görmedim ama. Halı da almamız lazım. Bak halı da bakalım. Evin girişine sizce hangi aynayı alalım? 20, 2 mi? 1. 3 mü? Hep bari işaretlerim. 1 mi, 2 mi, 3 mü? 3. 4. 5. Bu da 6 diyor var. Hangisini seçerdiniz? Bu sefer biz yorum yapmayalım. Bakalım insanlar ne beğenecek. Bizim beğenilerimizi göz önünde bulundurarak. Aynayı şu an almayacağız zaten. Videodan sonra alırız. Dinleniyor musun? Yoruldum. Zaten yarım saat kaldı kapanmaya. Ve sadece bir katı dolu dolu gezebildik. Daha gezmediğimiz bir sürü alan var. Sanırım buraya en az 2-3 kere daha gelinecek. Onu anlamış olduk. Sana çalışma masası bak şunu ayarlanabiliyor, çok güzel. Boyu değil mi? Yani evet. Mesela böyle oturarak çalışmak istedim. Aynı bizim şirkettekiler de böyle. Ayarlıyorsun kendi boyuna göre. Ve flexible olması da iyi bir şey. Bu da ayakta çalışmak istersen de böyle yapıyorsun, ayakta çalışıyorsun. Ayakta çalışmak istemem ama bazıları çok düşük geldiği için bence biraz o yükseltmek açısından avantajlı olabilir. Sadece yükseltmek için değil. Ayakta çalışma olayı şöyle. Mesela diyelim ki biz ofiste 3 saat toplantı var mesela. Çalışıyoruz. Yeri geliyor yoruluyorsun oturmaktan. Ayağa kalkıyorsun. Biraz ayakta takılıyorsun 10 dakika. Sonra tekrar oturuyorsun falan. O açıdan masanı terk etmeden çalışmaya devam edebiliyorsun. O yüzden bence güzel bir opsiyon. Flexible yani. Böyle bir şey tam, alabiliriz sana. Tam gamer masası bu da. Dizaynı çok çirkin ama ya. Hoş değil gamer bence. Diyorum ya. Gamer bilgisayar bu. Bence daha kaliteli gamer bilgisayarları bulunduruz ya.
Evet, alışverişimizi tamamladık. Şöyle çarşaf gibi bir listeyle videomuzu kapatacağız. Gördüğünüz üzere bir sürü şey aldık. Bağır sağ olsun tabii her gördüğü şey almak istedi. Ben %50'sini bıraktım yerine. %50'si de şurada duruyor. Yalan. Hiç de bir şey almadım. Yok. Hepsini okuttum okuttum sonra alacağım. Biliyorsun 110 euro. 110 onlar da işin yarısı aşkım 110 euro hiçbir şey. Anlaşılan bizi buraya birkaç kez daha gelmek istiyor. Yani aynen öyle. Daha gelmek istiyor. Ben atlatmaya çalışacağım ara sıra ama başarabilir miyim bilmiyorum açıkçası. Bunu da göreceğiz önümüzdeki videolarda. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Umarım sizlere Almanya'daki yaşamımızla ilgili ufak tefek her türlü detayın bilgisini sunmuştur. İlk kez beni bu videoyla keşfettiyseniz kanalımda düzenli şekilde Almanya'daki hayatımızdan detaylar paylaşıyorum. Abone olarak ve zil konuda dokunarak düzenli şekilde bu videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinize hamdolsun. İyi akşamlar. Even if the sky is falling down.